yine akademide bilgilerimizi artırmak üzere bulunuyoruz. Bugün akademiyi kısaltmak yerine uzattın. Akademinin kalp çizgisini çizdim. Bugün kalp siyah çizgisi. Kalemde ben mavimsi kalemde mavi ise kalemde Erdil benim. Amcanız var. Evet, merhaba değerli çocuklar ve minik öğrenciler. Bugün sizlere sevgili öğrenciler oran orantıyı öğreteceğiz. Hemen ben şuraya yazayım. Oran. Oraya yazmayıp direkt boyamaya karar verdim. Sulu boya şeklinde. Bunu bazı öğrenciler oran gutan şeklinde de kısaltıp ya da oran buran diye de şey yapabilirler. Şakacı dostlarımız. Oran. Orantı ise buran nedir? Bak bir orantı yaptım Cenkciğim. Ben de buradan tamamen aksini çizdim. Evet, aksulamel evet. Ettin. Ben kalem değiştiriyorum ve bu maviyi sevmediğim için şu mavi. Kalem değiştirdiğini görüyorum. Ben de ileri sahada oynayacak olan yeşil kalemimi sahaya sürüyorum. Şimdi oran orantıda şöyle bir örnek verelim. Mesela hemen şuraya yazayım. Şuraya pis elini çekersen. Elimin üzerine yazabilirsin. Hayır, teşekkür ederim. Süt tozundan süt yapılıyorsa, silgi tozundan ne yapılıyor? Ya da şuraya soru işareti de. Elimizi rastgele bir çuvala soktuğumuz zaman süt tozuna banıyorsak. Sen biraz farklı bir anlatım sergiledin. Şimdi doğru orantı bu tabii, görüyorsunuz. Tozular aynı tarafta olduğu yanlış için. Orantı diye bir şey yoktur zaten. Hemen kırmızı kalemimizde ya da şurada kırmızıya benzer bir kalem yok muydu? Ben yeşili kullanayım. Sen bana nereye karalayacağımı söyle. Karalamayacaksın hiçbir yeri. Şöyle bir yol izliyoruz. Bununla bunu çarpıp buna bölüyoruz sevgili izleyiciler. Hemen. Bu da ilginçtir ki bize burayı veriyor. Ne saçma. Çok saçma gerçekten de. Hemen yapalım, yazalım eşitliği. Silgi tozu çarpı süt evet. Bölü süt tozu. Süt tozu. Equals to. Eşittir. Yine x'i verecek. Bakalım. Tozular gitti. Sadeleştirmeler. Sütler gitti. Geriye silgi kaldı. Evet. İşte basit ama gerçek basit. Hayatta da kullanabileceğimiz çok güzel bir oran orantı. Evet. Zira süt tozundan süt yapılıyorsa silgi tozundan da silgi yapılır. Yapılabilir. Sevgili çocuklar, böylelikle bunu ispatlamış olduk. Peki sayın hocam, süt tozundan süt yapılıyorsa suntadan sunta tozu yapılabilir mi? Suntadan değil, tahta tozundan tahta yapılır. Ben suntadan yapılmasını istiyorum. Allah. Suntadan. İlla tahta kullanmayacağım ki sunta kullanacağım. Ama belli ucuza mal etmek benzer istiyorum. Benzer kelimeler kullanmak zorundasın. ya. Çünkü sadeleştirme yapmak istiyoruz ve bu ama gerekli sadeleştirme bunlar. Eğer gereksiz sadeleştirme yapmak istiyorsan ben mesela şunları da sadeleştirebilirim gereksiz nasılsa. Vaktimiz varsa gereksiz sadeleştirmeleri de yapabiliriz. Evet, yani baktık çok erken bitti. Yani sınavı hemen bitirdik. Doğru cevap bulduk. O sırada ya hep gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. Şunları da yapalım. Şurada gereksiz sadeleştirmeleri de şöyle yapıp bitirelim diye. Ki hocamız hadi bakalım kağıtları topluyorum dediğinde hocam bir saniye gereksiz sadeleştirmeleri diyeyim dediğinizde hoca kızmayacaktır. Evet. Çünkü gereksiz olduğu için zaten yapmasan soruları da olur. Bitirdiğinizi anlayacaktır. Evet, size hatta tebrik edecektir. Aferin evladım, demek gereklileri bitirdin. Ben bunu yaptığımda hocam beni yanaklarımdan öpmüştü ve bana bir çeyrek altın hediye vermişti. Gerçekten öğrenciyi teşvik etmek için ne kadar güzel yöntemler bunlar. Sağ olun. Haydi bakalım çocuklar, hepinize güzel dersler.